Lefkoşa'da Selimiye Camii ile Bedesten arasında yer alan müzenin hem binası restore edildi hem de eserler yeniden elden geçirildi. Müzenin açılışına Başbakan İrsen Küçük, Maliye Bakanı Ersin Tatar'la Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Atça, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Fırat Alakuş'la Türkiye Vakıflar Genel Müdürü, Müzeler Müdürü Suzan Bayraktaroğlu katıldı. Müzenin açılış töreninde konuşan Suzan Bayraktaroğlu, çalışmanın 2010 yılında Türkiye Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel İdaresi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde tamamlandığını kaydetti. 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Lefkoşa'da bir müze kurma fikri oluştu ve bizler buraya görevlendirildik. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Işılay Erkan da müzenin ülke tarihini, sanatını, kültürü ve dinini yaşatması bakımından önemine vurgu yaptı. Müzenin oluşturulmasında Vakıflar İdaresi olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün işbirliğimiz içinde olduk. Uzun bir çalışmanın içerisinde bizim tarihimizde, sanatımızdan, kültürümüzden, dinimizden oluşan eserleri bilimsel tedbirler içinde Kıbrıs Türk İslam Eserleri Müzesi'nde toparladık. Bugün tarihi bir gün diyerek sözlerine başlayan Başbakan İrsen Küçük ise Osmanlı idaresinin ve dinimizin bugünlere gelmesi ve eserlerin bir çatı altında toplanmasının önemine vurgu yaptı. Tarihi bir gün olarak nitelendiririm çünkü tarihi bir görevi yerine getiriyoruz. Asırlar boyunca Kıbrıs'ta damgasını vuran Osmanlı idaresinin ve tabii ki Müslüman dinimizin varlığının bugünlere kadar devamı ve bugünlere gelinceye kadar da bırakılan eserlerin bir müze çatısı altında toplatılması ve bunun ölümsüzleştirilmesi bu döneme tezahür etmiştir. Başbakan Küçük bugün gelinen noktayı da değerlendirdi ve Türkiye Başbakanı Erdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Bugün vakıflarımızın geldiği noktayı belki biz kafi görmüyoruz. Her ne kadar son 3 yıl içerisinde büyük gelişmeler olmuşsa da bütçesi ve vakıfların durumu incelendiğinde eskisiyle kıyasladığında çok daha iyi bir duruma gelmiş bir vakıflar idaresi olmasına rağmen ben bunu varılan noktayı kafi görmüyorum. Yeni idarecilerle birlikte çok daha ileri bir noktaya götürmemiz gerektiği inancı içerisindeyim. Her zaman destek aldığımız ana vatanımızdan ve bize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta tabii ki ana vatanımız ve Sayın Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tabii ki huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Ardından müzenin açılışı gerçekleşti. Müzede Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki camilerde yer alan ve yıllardır vakıflar idaresinde koruma altında tutulan halı, kilim, saat gibi birçok eser sergilendi.